150 saat dolduktan sonra ne oldu? Mehmet Acet, Yeni Şafak. Zafer sarhoşluğuna kapılmayan, her durumda ihtiyatı ve ciddiyeti elden bırakmayan, kazanımların farkında olmakla birlikte yeni risklere karşı tedbirli olmayı yeğleyen, oldu bitti havasına girmeyen bir tutum var karşımızda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü meclis grup konuşmasını izledikten sonra kendisinin lisanı halini yansıttığını düşündüğüm böyle bir fotoğraf çektim. Bu tutumu salt bugünlerde olup bitenlere teşbih ederek sınırlayamayız. Mesela en coşkulu olması beklenen seçim zaferleri sırasında da böyle bir ihtiyat halinden söz edilebilir. Tersinden baktığınızda kaldırması ağır yüklerle karşılaşılan dönemlerde de Erdoğan'ın suhulet iklimi içerisinde kaldığını, kalabildiğini biliyoruz. Siz üstüne gitmediğiniz zaman onlar sizin üstünüze geliyor. Kuzey Suriye ilişkili terör tehdidine ve yapılan operasyonlara buradan bakmak lazım. 2015 yazında Güneydoğu illerinde başlatılan hendek terörünün amacı çok açıktı. Suriye'deki Rojava projesini Türkiye topraklarına taşımak. 15 Temmuz sonrası bu durumu fark edip terörle mücadeleyi kendi kaynağında karşılama politikasına yönelme ve 3 ayrı harekatta bu ağır tehdide meydan okuma başarısının birinci derecede mimarı da Erdoğan oldu. Geçen hafta Salı günü Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinde belirlenen 150 saatlik süre önceki gün akşam 18 itibarıyla doldu. Moskova adına yapılan açıklamada Rus tarafı 22 Ekim 2019 tarihli Türkiye-Rusya mutabakat muhtırasında öngörülen önlemleri tamamen uygulamıştır. 29 Ekim saat 18 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliğiyle 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat TSK ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir denildi. 150 saatlik sürenin dolduğu günün akşamı 29 Ekim resepsiyonunda konuştuğum bu yoğun trafiğin içinde yer alan iki üst düzey yetkilinin gelinen noktadan şikayetçi olmamakla birlikte YPG'nin bütün unsurlarının belirlenen yerlerden çıkarıldığı fikrine mesafeli olduğunu fark ettim. Bu isimlerden biri hepsi çekilmedi ama devamı gelecek dedi. Dün Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi bu uzun süreli bir mücadele. O nedenle sahada elde edilen kazanımların üstüne gerek Amerikan gerek Rus tarafıyla masada yakalanan ivmeye zarar verecek bir pozisyon alınmak istenmiyor. Ama bu durumun Ankara açısından rehavete kapılma anlamına gelmeyeceğini de yine Erdoğan'ın dün grup toplantısı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Cumhurbaşkanı Rusya ile varılan mutabakata atıfla şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire filan bunlar devam edecek. Bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İşte Aynel Arap'ta Münbiş'te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz dedi. Geçenlerde Türkiye'nin Soçi heyetinde yer alan bir isme şöyle bir soru sordum. Anlaşma sağlandıktan hemen sonra Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şahin Cilo isimli YPG'li ile telekonferansla görüştü. Üstüne bir de bu görüntüler servis edildi. Bu durum Rusların ikili oynadığı anlamına gelir mi? Muhatabım biraz da mevcut işbirliği ortamını koruma niyetiyle olsa gerek, şu ana kadar kapalı kapılar ardında ne söyledilerse yerine getirdiler. Bir samimiyet sorunu görmüyorum cevabını verdi. Burası böyle olmakla birlikte ikili tutumlara karşı ihtiyatlı davranmaya bundan sonra daha fazla ihtiyaç olduğu aşikar. Yani ayakların yerden kesilmemesi lazım. Barış Pınarı Harekatı'nda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çize çize dile getirdiği gibi rejim karşıtı Türkiye Müzahiri Suriye Milli Ordusu'nun çok önemli katkıları oldu. Suriye Milli Ordusu'nun 124 şehit, 463 yaralı verdiği düşünülürse sahada ciddi çatışmaların yaşandığı da anlaşılabiliyor. Erdoğan, TSK ile omuz omuza mücadele veren bu insanları şöyle anlatıyor. Bunlar bu toprakların sahipleri, topraklarını savunuyorlar. Bunlara nasıl terörist dersiniz? Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin. Bunlara nasıl terörist dersiniz ifadesiyle tepki gösterilen adres Washington.
Ancak aynı pozisyona sahip içeride başkaları da var ne yazık ki. Bu operasyon sırasında pek sesleri çıkmamakla birlikte Afrin Harekatı'nın başladığı gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Çapulcular nasıl olur da Mehmetçik'te yan yana gelirler" sözleri kulaklarda hala çınlamaya devam ediyor. İlk duyulduğunda biraz ağır gibi gelebilir ama CHP yönetiminin aldığı tutumun Suriye Milli Ordusu'na karşı YPG'yi tercih eden bir tutum olduğu çok rahat görülebiliyor.